Konya Mobilyacılar, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası yetişmiş ara eleman sorununa çözüm üretti. Açılan kurs yoğun ilgi gördü. Kendimi geliştirmek istemek için buraya geldim. Kursa başvuru yaptım. Burada kendimi geliştirip ya iç mimarlığa ya da bir mobilya olarak sektöre atılmak istiyorum. Ben bu kursa severek katıldım. Ben döşemeyi ve dikişi öğrenmek için geldim. Kursiyerler mobilya üretiminin her aşaması hakkında eğitim alıyor. Üstelik kursa katılanlara günlük ücret de ödeniyor. Biz burada öncelikle ilk hafta ArtCam öğrendik. CNC programının yazılımı gibi bir şey. Orada çizim yapıp makineye aktarmayı öğrendik. Bu hafta parça zımparalama ve boyayı işliyoruz. Bütün makineler CNC, PVC hepsini geliştirmeye çalışıyoruz kendimize. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Burada da bize günlük karşılıyorlar. İhtiyacımız, para karşılıyorlar ihtiyacımız. Kuruz bittikten sonra zaten bize işe yerleştirecekler, sigortamızı yapacaklar. Proje kapsamında istihdama katkı sağlandığını belirten Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, sertifikalarını alan kursiyerlere iş bulma konusunda da yardımcı olduklarını söyledi. Hem Suriyeli vatandaşlarımız hem Türk vatandaşlarımızı ortak bir noktada eğiterek burada onları istihdama kazandırıyoruz. Yani buradaki 2 aylık süreçte bu kardeşlerimize günlük 100 TL'ye harçlık vererek hem sigortalarını yapıyoruz ve kursun bitiminde halk eğitimle ortaklaşa yaptığımız sertifika töreniyle bunları sertifikayla ödüllendiriyoruz. Daha sonra iş yeri arkadaşlarımıza bunları yerleştiriyoruz. Hem ara eleman sıkıntısını çözmüş oluyoruz hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da kursiyerlerin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Proje hakkında bilgi aldı. Arkadaşlar merhaba. Kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar. Bayağı ince içerik yapıyorsunuz.